Sadece kuzu kıymasına tuz koyuyoruz. Kuzu kıyması yağlı. Yağlı olacak. Yağlı kuzu kıyması, evet. Tuz yeterli. Tuz dışında başka bir şeye gerek yok. Aynen. Evet. Şişlerimiz var. Şiş görüyorum. Şişler tabii. Özel şişler. Özel yapılmış. Şimdi bakacağız. Nerede yaptırdın? Memlekette. Diyarbakır'da diyeyim. Şimdi ne yapacağız? Soğan kebabı gibi bir şey yapacağız. Ama soğan kebabını ben bildiğiniz gibi değil de biraz daha farklı bir soğan kebabı planlıyorum. İnşallah çok beğenirsiniz. Ateşimiz de burada bu arada. Ateşimiz bu arada şöyle bir kamp alanındayız. Doğadayız yani. Bir yandan da burası hakkında biraz bilgi alalım. Neredeyiz biz şu anda? Karadere Park Orman, Patara civarında. Çok güzel bir yer. Bayıldık. Antalya ile Muğla arasında. Kaş'la Fethiye arasında. Evet, Kaş'la Fethiye arasında bir yer. Böyle iki tane koyu var kendine özel. Müstakil. Bir bu tarafta. Bir de bu tarafta. Bir de bu tarafta. Orada güneş batıyor. Aynen. Çok güzel. Evet, böyle bir yerdeyiz. Biz kendi malzemelerimizi getirdik burada. Yemek yapacağız. Aynen. Yani bu kampa geldiğiniz zaman illa buradan, restorandan değil, kendiniz de ateşinizi yakıp yemeğinizi hazırlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, yemek arasında bir şey anlatmak istiyorum. Tam şurada, şuradaki boşlukta, görmüş olduğunuz boşlukta benim bir çadırım vardı dün akşam fırtınaya kadar. Fırtınada bir alabora olduk. Çadırın içinde bir yuvarlandık beraber. Neredeyse aşağıdaki koya doğru uçacaktık yani. O yüzden böyle bir acı bir olay yaşadığım için arkadaşımın çadırına taşındım. Artık birkaç gün daha orada kalmak zorundayım. Ama sonuçta güzel yemeklerle kendimizi teselli edeceğiz gibi gözüküyor. Mantarlar da aynı şekilde diziliyor. Ben. Onu herkes yapalım. Hem de nohutlu yapayım mı?